Yok ya. Aa. Ya Cemre'ye başsağlığı falan dilesek mi acaba? Evet ya, Gökhan'ı çok seviyordu. Ya ben de seviyordum. Bana niye başsağlığı dilemiyorsunuz? İyi de onlar sevgiliydi. Ben de Gökhan'a yakınım, tamam mı? Hatta onu daha çok seviyordum. Cemre. Cemre. İyi misin? İyiyim. Cemre. Biz gidiyoruz. Tamam. Cemre kendini ne çabuk toparladı, değil mi? Evet ya, ben de şaşırdım. Ama benim gözüm hep üzerinde. Sizin de öyle olsun. Aynen. Ben iyi değilim. Ya Gökhan'ın öldüğünü kabullenemiyorum. Defne, o hala yanımızda. Sen sakın üzülme, tamam mı? O bizi bırakmadı. Ne diyorsun Cemre? Ya Gökhan öldü, o artık yok. Ya hayvanın teki çarptı ve öldü. Defne tamam, sakin ol. Ya bulacağız. Gerekirse sokak sokak gezeceğiz. Ya belki gören biri olmuştur. Tamam mı? Tamam. Songül! Buradayız. Eylül, istiyorsan gitmeyebiliriz. Yok, gidelim. Kızlar, annem bana harçlık verdi. İsterseniz de çay ısmarlayabilirim. Olur kız Meral. Bir anne çay içelim bakalım. Ben de sana yardım edeyim. Aşkların bir tanesi, gel buraya. Ya bir dur Güney. Ne yapıyorsun oğlum, nispet yapar gibi? Pardon ya. Ya ben bir şey diyeceğim ya. Siz bu kavga işini fazla uzatmadınız mı? Barışsanız ya artık. Ne haber Eylül? Nasılsın? İyiyim. Ya Serkan, ben bunu sana vermek istiyorum. Eylül, öyle şey mi olur ya? Yani şimdi hediyelerimizi birbirimize mi verelim? İyi tamam. Ben de senin ördüğün atkıyı geri getireyim o zaman sana. Olur mu öyle şey? Yok, o sende kalsın. Tamam, o da sende kalacak o zaman. Serkan, al şunu lütfen. Ya Eylül, yalnız bu pek hoş olmadı bence de. Güney, sen bizim neden ayrıldığımızı biliyor musun? Eylül, biz ayrıldık mı? Evet. Ben bana inanmayan biriyle sevgili olmak istemiyorum. Ya gözümle gördüm ya mesajı. Ya hala mesaj diyorsun Serkan. Zeyno attı dedik ya sana. Ya neden olduğunu anlamaya çalışıyorum Songül. Neden? Niye böyle bir şey yapsın ki Zeyno? Bu arada evet, o mesaj muhabbetini ben de biliyorum. Yani mantıklı düşündüğün zaman Zeyno niye böyle bir şey yapsın abi? Ya nereden bilelim oğlum? Gidip kendine sor. Ayrıca sen niye karışıyorsun Güney? Bak sakın Serkan'ı savunma. Bu konuda kesinlikle haksız. Ya... Tamam da Eylül'de çok haklı sayılmaz yani. İnsan sevgilisiyle bir kere kavga etti diye hemen ayrılır mı abi? Biz böyleyiz oğlum. Biz gururlu kızlarız. Ulan sizler de ne kızlarmışsınız be arkadaş. Bir gururdur gidiyor. Bitmedi gitti, anasını satayım ha. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş. Songül, bağırıp durma bana insanların içinde. Devamlı çocuk gibi azarlamandan bıktım artık, haberin olsun. Kolayı var sevgili. Ayrılırsın, olur biter. İşinize gelmeyince hemen ayrılırız zaten değil mi? Allah Allah. Oğlum bunlar böyle işte. Çiçek ya bunlar. Hiçbir lafa gelemiyorlar. Hemen kırılıp gücenme. Ne oldu Güney? Songül nereye gitti? Ne bileyim, gitti işte. Ayrıca giderse de gitsin, bana ne? Allah Allah. Ya bir şey diyeceğim, biz niye kavga ettik lan şimdi? Ulan arkadaş, olan yine bize oldu, iyi mi ya?
Mesele ne? Ya bizi barıştırmaya çalışıyorlardı işte. Eylül gülme. Affedersin. Gülme bak. Ya Güney. Özür dilerim. Eylül. Bu arada yani sana güvenmediğimden değil. Sadece gerçekten neden olduğunu anlamaya çalışıyordum hepsi bu. Ben de biraz fazla abarttım galiba. Ya benim kafam karıştı şimdi. Siz barıştınız, onlar ayrıldı. Öyle mi? Heh. Al lan. Aldım abi. Çek. Güzel çek, tamam mı? Böyle yakışıklı çıkart bu adamı canım. Efendim, bu şiiri sevgili karıcığım Mesude için okuyorum. Bir yarim var, adı Mesude. Güzeldir yüzü, şirindir sözü. Heder olur bu adam bir lafına, huyuna suyuna. Mesude, karıcığım, sen affet bu öküzü. Gülmeyin lan. Gülmeyin. Bu şiiri bizzat kendim yazdım. Gazetelere de göndereceğim, basılsın. Şiir bu şiir. Boru değil. Büşra, yavrum evladım. Anan nerede çocuğum? Ha? Ben bir saat tirkime şiir okuyorum burada canım. Haberdar da gelsin. Koş, koş. Anne, koş. Büşra, hadi kızım, geç kalacağız. Neye bakıyorsun sen? Kızım, ne gülüyorsun? Kemal abi sana şiir okuyor da ona gülüyorum. Şiir mi okuyor? Mesude, sana şiir yazdım karıcığım. Kemal, ne yapıyorsun sen? Tut. Sana şiir yazdım, gel de okuyayım Mesude. Çek ha. Çek, çek. Ey Mesude! Mesudem! Kız, hatırlar mısın o günü? Bir peynir simit, bir de çay içmiştik seninle. O yemyeşil çimenli tepede. Sen bana hayran, ben sana tufan. Bir de tomatla hıyar vardı kesilmiş önümüzde. Hıyar dedim de aklıma geldi. Karıcığım, sen affet bu öküzü. Öküzünü. Ne yapıyorsun sen Kemal? Niye 23 Nisan çocukları gibi şiir okuyorsun kapımda? Sana olan aşkımdan Mesudem. Kız, en sonunda şair de yaptın bu adamı. Alacağın olsun senin. Abi tamam, bu top oynayacağız biz. Tamam lan, tamam. Bana bak, güzel çıkmadıysa var ya, hesabını soracağım senden ha. Hadi dağılın, yürüyün. Mesude. Mesudem. Artık affet bu adamı ne olur. Ben de evimde, yuvamda, ailemin yanımda yatıp kalkayım artık. Hem bak, vallahi de billahi de bu videoyu internete koyacağım kız. Senin kimi daha çok tıkalır, benim kimi daha çok tıkalır. Var mısın bahse? Ha? Yine şebeklik peşindesin Kemal. Affetmiyorum seni. Yürü kız, gidelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Biri görse niye polise gitmesin ki? Hayır, belki korkmuştur, gidememiştir. Hayır, niye korksun onu anlamadım. Ya sen bizim moralimizi bozmaya mı çalışıyorsun ya? Dönsene sen.
Ben Cemre'yi seninle yalnız bırakmam. Ne saçmalıyorsun be? Defne tamam, Eylül'ü ben çağırdım. Bakın burada kamera var. Sahibini bulursak belki... Bak biz bunu düşünemezdik sen olmasaydın. Aferin sana ya. Defne böyle konuşacaksan lütfen geri dön. Tamam. Ya, bu kamera bu dükkanın olabilir. Yani boş gibi görünüyor ama yine de bir kapıyı çalalım mı? İyi hadi. Hiç surat asma Songül. Kendin istedin ayrılmayı. Ya o da ayrılmayalım bile demedi. Hemen tamam dedi. Ama sen çok uzatıyorsun yani, haklı bir yerde çocuk. Ya Kader ne yapayım ya? Alttan mı alayım? Beni bırakmasın diye şirinlik mi yapayım güne? Ya babam hapishaneye girdiği zaman amcamlar beni terk etmesin diye hep sustum Kader. Hep alttan aldım. Kuzenlerim sürekli şımarıklık yapıyorlardı. Yemek beğenmiyorlardı. Pazara gittiğimizde bağırıyorlardı. Sürekli oyuncak istiyorlardı. Yengem ağzını açıp onlara tek kelime etmiyordu biliyor musun? Öz çocukları ya. Ulan bir kere dedim ki, sadece bir kere. Yenge dedim, keşke ayakkabı kırmızı olsaydı dedi. Bana bastı tokadı ya, dövdü beni. Sonra dedi ki, sen bu öksüz halinde bir de bana şımarıklık mı yapıyorsun dedi. Ben de istiyorum ki şımarsam da, mutlu da olsam, mutsuz da olsam Güney yanımda olsun istiyorum. Beni sevsin istiyorum, çok mu şey istiyorum? Ya kardeşim ben seni öyle seviyorum işte. İşte Güney de beni böyle sevsin. Hemen her şeyde vazgeçmesin istiyorum. Haklısın. Yok mu kimse? Gelin şu adama soralım. Pardon. Geçen burada bir kaza oldu da arkadaşımız da ölen. Ya çarpan kişiyi gördünüz mü? Ne olur bir şey biliyorsanız söyleyin bize. Görmedim kızım ya. Polise de anlattım zaten. Peki teşekkür ederiz. Simitçiye bile sorduk. Kimse hiçbir şey görmemiş. Cemre geri dönelim mi artık? Salak gibi dolaşıyoruz. Ben dönüyorum. Birine mi baktınız? Buranın sahibi siz misiniz? Evet kızım, ne vardı? Burada bir kaza oldu. Bir arkadaşımızın motoruna biri vurup kaçtı. Hatırlamıyorum. Yeni geldim İstanbul'a. Ama bakın kameranız var. Belki kaydetmiştir değil mi? Kamera var ama iyi çalışmıyor. Zaten burayı depo olarak kullanıyoruz. Yani devamlı gidip gelmeyiz. Ama yine de istiyorsanız buyurun gelin bir bakalım. Olur. Teşekkür ederiz. Mesude! 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 Bir dur sana kız. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılmam. Ne aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevda. Mesude. Serseri gibi gelme peşimden Kemal. Sen delirttin beni kız. Bana bak, şimdi hemen yanıma oturacaksın. Yoksa vallahi de billahi de bırakmam. Sen nereye, ben peşimden hop oraya. Tamam mı Mesude Hanım, iş tak kadar. Herkes bize bakıyor. Rezil mi edeceksin sen beni? Düşme peşime git.
Mesele o değil ki Mesude. Mesude, binsene kız hadi. Binmem. Şuradan minibüse bineceğim zaten. Burada kalırsın ortada. Ah, delirttin beni Mesude. Mesudem, bin kız inat etme. Seviyorum ulan! Seviyorum ulan! Yaktın bu adamı be Mesude. Ah Mesudem ha! Kaç zamandır kontrol etmiyorum. Hangi gün olmuştu kaza? Perşembe günü. Aslında biz burada malların giriş çıkışlarını tutuyoruz. Bizim çocuklar olsaydı daha iyi anlardı ama. CD'yi takınca görünüyordu. Heh, kesilmezse böyle gösterir. Siz baka durun, benim biraz bir işim var, onu halledeyim tekrar gelirim. Tamam, teşekkürler. Alo. Emine teyze. Bir dakika dur. Cemre. Emine teyze arıyor ama sesi gidip geliyor. Alo. Alo Emine teyze. Sesi gelmiyor, telefon mu çekmiyor? Alo. Gel bir dışarıya çıkalım, gel. Anne. Mesude! Yeter ama be! Mesude! 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 Yeter be yeter! Yürü kız yürü! Bırak! Biliyorum sen de seviyorsun, yürü kız! Bırak kolumu! Kaçıracak seni bu adam, yürü yürü! Seviyorum ulan! Herkes duysun, seviyor bu adam be! Yürü! Bırak kolumu! Aşığım sana abi Mesude, aşık! Geleceksin kız. Delirtme beni. Bin şuraya. Bırak. Bin kız. Sen de seviyorsun beni. Heh. Kaçıracak seni bu adam. Seviyorum ulan. Ha. Çalışıyor değil mi Sidi? Kopuk kopuk yani geceyi kaydetmemiş. Biz de baksaydık. Tamam mısın kızım ya bir şey yok diyorum. Niye Sidi'yi alıyorsun o zaman?
Ya tamir ettiririm belki. Yani Gökhan'ı kimin öldürdüğünü öğrenirim. Polise giderim sonra. Hadi koş koş. Kemal. Yavaş. Sen deliysen ben senden de deliyim Mesude. Öyle kolay kolay vazgeçmez bu adam. Bakıyorum da bir inşaata çıktım diye havalara girdin iyice. Ben senin için ölürüm kız, ölürüm. Hayatta bırakmam, terk etmem seni. Seviyorum ulan! Kemal dur, Allah aşkına dur. Ne oldu? Korktun mu? Kemal korkuyorum, ne olur çok hızlı gidiyorsun. Filmlerdeki gibi öleceğiz işte, ne güzel. Zaten film artisti gibi adamım ben. Kemal, Kemal yapma. Kemal yapma ne olur. Kemal, Kemal yapma ne olur. Kemal yapma. Defne. Dur. Sen Gökhan'ı çarpan kişiyi öğrenmek istemiyorsun. Çünkü onu hiç sevmedin. Sen zaten kimseyi sevmezdin ki. Ha? O kadar kötü ve bencil bir insansın ki. Kötü olan ben değilim, tamam mı? Ya sen Gökhan'ı istedin çünkü o beni seviyordu. Sen benim elimde olan ne varsa her şeyi almak istedin, yalan mı? Senin neyini isteyeceğim gerizekalı? Ya sen eskiden de benim her şeyimi kıskanırdın. Gökhan'ı da kıskanıyorsun şimdi ama bak ne oldu? Ne oldu Gökhan, bana döndü, sana değil bana döndü. Geri mi döndü? Kafayı yemişsin kızım sen. Aldın mı CD'yi? Burada. Sen de gerçekten kızmış gibi yaptın. Cemre. Sen Gökhan bana geri döndü derken öylesine söyledin değil mi? Bir daha görmedin Gökhan'ı değil mi? Yani o öldü. Gökhan öldü Cemre. Sus! Hadi gidelim şu CD'yi izleyelim. Kemal, Kemal dur. Yalvarırım dur, ne olursun dur. Korktun mu kız? Tamam, tamam ağlama Mesude. Şovumuzu çekelim dedim canım. Duracağım. Duracağım da bu durmuyor şerefsiz. Mesude. Mesude, bozuldu galiba bu. Frenleri tutmuyor. Kemal. Mesude. Kemal dikkat et. Mesude, kaza yapacağız. Dur Kemal! Kemal! Gerçekten öleceğiz Mesude. Kemal! Kemal! Araba kontrolden çıktı Mesude. Kemal! 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 Mesude! Mesude! Eyvah! Mesude! Mesude! Eyvah! Kemal! Gökhan'a çarpan biri mi vardı acaba görüntüde? Defne niye sakladı bizden ya? Çıldıracağım. Cemre bir sakin ol. Bak şimdi seyredeceğiz. Of. Alo. Cemre. Cemre annem kaza geçirmiş. Cemre benim gitmem lazım. Sen hemen içeri gir tamam mı? Kızların yanına git ama direkt. Bak ben hemen geleceğim tamam. Direkt kızların yanına git. Eylül CD'yi verseydin. Anne nasılsın? İyiyim canım. Defne nerede? Aleyna'larla bir yere mi gitti? Yo, o Cemre ile çıktı. Cemre'yle mi?
Aynen. Allah Allah. Nereye gitti ki? Bilmiyorum. Neyse, ben odama çıkıyorum anne. Anne, Gökhan'ı sen öldürdün. Anne, sen bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl? Ya katilsin sen. Katil. Defne, sakin ol. Ne diyorsun sen? Neredesin? Ya Gökhan'a yetişemedim dedin. Yalan söyledin. Ona çarptın. Anne, gördüm. Kamerada her şeyi gördüm. Ya katilsin sen. Defne, Allah aşkına söyle kızım. Neredesin? Emine teyzeye gideceğim. Ona her şeyi anlatacağım. Ona Gökhan'ı senin öldürdüğünü söyleyeceğim. O versin cezanı. Allah kahretsin seni ya, kahretsin. Defne, ne olur sakin ol kızım. Bak, Emine Hanım'a hiçbir şey söyleme. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ne olur beni bekle, hemen geliyorum. Ya dinlemek istemiyorum seni. Sen iğrenç bir insansın. Ha Defne. Defne, alo. Kızlar, Gökhan'a çarpan kişiyi bulduk galiba. Ne? Kamera kayıtlarını bulduk ama CD Eylül'de kaldı. Eylül nerede peki? Annesi kaza yapmış, hastaneye gitti. Ne diyorsun Cemre, ne kazası? Kadın iyi mi? Yavaş hemşire hanım, yavaş, çok acıdı. Tamam, kapatıyorum. Dayan Kemal'im. Geçti, dayan. Geçmiş olsun. Anne, nasılsın, ne oldu? Bir şeyim yok kızım. Omzum incindi biraz sadece. Bu mu yaptı? Bu adamın beni sevmekten başka hiçbir suçu yok kızım. Rica ediyorum, her şeyi ondan bilme. Hiç boşuna dil dökme Mesude. Aşktan falan anlamaz senin bu kızın. Anne, çok korktum. Sana bir şey oldu sandım. Sen yine mi barıştın bununla? Barıştık kız. Anam benim kıymetimi biliyor, kıymetimi. Çok bir üzgün görünüyorsun. Ne oldu? Gücüne mi gitti ha? Ben sana söylemedim. Kapa çeneni. Bak bak, nasıl konuşuyor benimle Mesude? Saygısız evlat. Tüh. Çocuk daha Kemal'im. Büyüyünce anlayacak aşkımızın büyüklüğünü. Dinle beni. Yaklaşma bana. Katilsin sen, katil.
Gerçekten, gerçekten kazaydı kızım, yemin ediyorum bir kazaydı. Ya ne olur dinle, ne olur, ne olur anneciğim. Öldürdün sen onu ya, öldürdün. Devre bak, gel gidip konuşalım, gel gidip konuşalım. Tamam, sonra istiyorsan yine söylersin. Ama önce dinle beni, ne olur. Defne? Nazlı'nın hayırdır? Anlatacağım Emine teyze. Her şeyi anlatacağım. Ağlama kuzum, ağlama. Teyzesinin güzeli. Hadi gel içeride anlatırsın. Hadi yavrum, hadi. Buyurun Nazlı. Buyurun oturun. Kızım, yavrum. Gel otur şöyle. Gel güzel kuzum, gel. Otur şöyle teyzem benim. Ben sana bir su getireyim. Tamam. Madem kararlısın söyleme, söyle o zaman. Beni hapishaneye atarlar. Seni de yetimhane Cemre'nin yanına koyarlar. Bu mu istediğin? Bu mu kızım istediğin? Neriman Hanım, bu çocuk böyle sürekli ağlıyor. Ne yapacağız bilemedim. Kızım, hala alışamadın mı sen? Ha? Baban ölmüş, annen hapiste. Bırakalım sokakta yaşa istersen. Tövbe estağfurullah. Ne diyecektin yavrum sen bana? Hiç, hiç, hiçbir şey. Tomografinizde çatlak falan çıkmadı. Ama yine de dikkatli olun. Ani hareketler yapmayın. Tamam. Birazdan taburcu olacaksınız. Sağ olun hemşire hanım. Geçmiş olsun. Dünya bir yana, karın bir yana. Hiç kimselere değişmem ben seni kız. Kemal. Ben artık gidiyorum. Tamam kızım. Eylül. Fatma ablayı ara da haber ver olur mu? Çocuklar onda merak eder. Tamam ararım. Ne zaman istersen gel kızım.
Çekin değil mi? Gökhan pek severdi seni. İyi kız derdi senin için. Çok üzgünüm Emine teyzeciğim. Affet beni, tamam mı? Yapamadım. Neyi affedeceğim ki? Senin ne suçun var ki? Ne Allah razı olsun bak. Annenle beni gelip yokluyorsunuz. Başkası olsa yapmaz. Allah Gökhan'ımın yarım kalın ömrünü size versin. Hadi. Allah'a emanet ol. Şeye ihtiyacınız olursa beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Allah razı olsun. İyi günler. İyi günler. Defne. 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 Defne dur. Sen nereden öğrendin? Nereden biliyorsun kızım? Ya Cemre ile bir gören var mı diye Gökhan'ın öldüğü yere gittik. Etraftaki dükkanları gezerken bir depo bulduk. Şu sahibi burada olmayan depo mu? Ne? Ya gittin değil mi? Katil gibi kanıtları yok etmeye gittin anne. Tamam depoya gittin. Sonra ne oldu? Ya oradaki adam kamera kayıtlarını gösterdi. Ya sen Gökhan'a çarpıp... Defne, Defne. Cemre de gördü mü? Görmedi. O sırada dışarı çıkmıştı. CD'yi ben aldım. Tamam. Çıkar şunu, çıkar. Çıkar, hemen kıralım. Çıkar. Anne yok. Ne demek yok? Kızım delirtme adamı. Ya vallahi yok anne. Anne buraya koymuştum, eminim. Anne. O kız aldı. Eylül. Evet, numara yaptılar bana. Anne, o kız aldı, eminim. Eyvah, eyvah. Yürü, yürü. Hemen yurda gidiyoruz. Hemen, hemen. Buyurun. Kusura bakma. Ben yanlış geldim galiba. Seher'i aramıştım. Annem bakkala gitti de siz kimsiniz? Ben annenin patronuyum. İyi de annem hasta bakıyor. Hasta ha? Ben buradayken siz bir liste hazırlayın isterseniz. Boya, badana, dış cephe, yeni eşya, ne gerekiyorsa, ne lazımsa yazabilirsiniz Feride Hanım. İşte ben de ona göre bir talimat bildiririm muhasebeye. Hı hı. Yani birçok eksiğimiz olduğu doğru tabii de... hepsini mi karşılamak istiyorsunuz? Ben pek anlayamadım açıkçası. Bir inceleme yaparız tabii. Yani siz en azından acil olanları yazın. Ona göre bir bağış miktarı çıkar ortaya. Ben beklerim burada, hiç önemli değil, zamanım var. Peki ben acil olanları o zaman not edeyim buraya. Lütfen. Ben bir bahçeye çıkabilir miyim? Tabii çıkabilirsiniz. Anne,
Ay affedersin yani Cemre'nin odası nerede biliyor musun? Üst katta, merdivenlerin karşısındaki oda. Tamam. Anneciğim ben sana söyleyecektim. Her şeyi anlatacaktım ama yapamadım. Özür dilerim annem. Vallahi billahi özür diliyorum. Niye özür diliyorsun Seher? Hasan'ın akrabasıyım işte. Ne? Açıkça söyledim çocuğa. Ben annenin baktığı Hasan'ın akrabasıyım diye anlattım. Kızım, senin şu ananda pek tuhaf. Bir reçete vermiş de doktor, onu vermeye uğramıştım. Neyse, daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ha, bu arada... Allah bağışlasın. Pek güzel kızım varmış maşallah. Anne, ben hiç hoşlanmadım bu adamdan. Tamam anneciğim, hadi üşüme. Gir sen içeri, hadi. Sen niçin özür dilemiştin? Ben geciktim ya, bakkal uzaktaymış. Onun için. İyi de hiçbir şey almamışsın ki. Tamam anneciğim, hadi çok soru sorun. Gir içeri, üşüme. Geleceğim ben şimdi, hadi. Karışma bana. Oldu. O gerizekalıya bak, hem suçlu hem güçlü ya. Ya kime diyorum ben ya? Ya bırak dedim, bırak. Ya ne yapıyorsun be, bırak beni. Sen şimdi görürsün. Allah Allah. Kızlar, ben aradım bu arada Eylül'ü. Kemal kafasından küçücük bir sıyrık almış, annesi de iyiymiş. Lan bu pislik adam her seferinde ölmüyor, farkında mısınız ya? Ölse de kurtulsak. Kızlar, manyağın teki odamızı karıştırıyor. Ne? Nasıl yani? Kalkıp baksanıza. İşte burada. Ya Defne, manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Niye kurcalıyorsun eşyalarımızı? Senin ne işin var burada? Cık cık. Hatun'a bak ya, ne hale getirmiş odayı. Hayırdır bebişim? Ha? Bu ne hal? Söyle. Söylesene lan. Niye dağıttın odamızı? Söyle. Ya bırak. CD'yi arıyor. Değil mi Defne? Ne vardı o CD'nin içinde Defne? Hiçbir şey. Ya numara yapmasana kızım. Hiçbir şey yoksa niye dağıttın burayı? Söyle çabuk, söyle. Ya Songül bırak. Nasıl olsa CD Eylül'de. Gelince seyreder, ne olduğunu anlarız. Defne? Bu ne oluyor ya? Defne! Defne! Ya Defne kaçma, zaten kaçamazsın. Ya kaçamazsın. Ne yapıyorsun ya, bırak. Dur, ne yapıyorsun? Ya ver. Ya ver. Ya bırak. Defne ver lan şu çantayı. Ya bırak.
Defne ver şunu. Ya ver! Ya bırakın! Ver kızım, öldürürüm seni, bırak! Bırak bu çantayı, bırak! Defne bir bırak ya! Defne ver şunu. Defne bırak! Bak döverim seni Defne. Ne oluyor burada? Ya. Ne oluyor dedim, nedir bu bağırışmalar? Duyuyor musunuz beni? Duymuyor musunuz? Bu kız Eylül'ün çantasını çaldı. Ya bana ait bir şey var bu çantada. Kıza ait bir şey mi aldınız? Bir hırsızlığınız eksikti. Aferin size. Ya ne diyorsunuz Neriman Hanım? Ne hırsızlığı ya? Ver lan şu çantayı. Ya. Ver lan ya. Şu çantayı. Ver, ver. Ver. Ne oluyor? Ne var o çantanın içinde? Eylül CD'yi versene. Tamam. Bunların derdi ne Feride? Bilmiyorum Neriman Hanım. Anlarız şimdi. Yok. Nasıl yok? Ya yok, düşürdüm herhalde. Acaba hastanenin orada mı düşürdüm? Ya Allah beni kahretsin. Defne. Ne olur söyle, o CD'nin içinde ne vardı? Bak Gökhan'a çarpan kişiyi mi gördün? Ne olur söyle, yalvarırım söyle. Çekil, çekil kızımın yanından. Neriman Hanım, bunları toplayıp odalarına götürür müsünüz lütfen? Ya Gökhan vardı sadece. Ya, ondan başka bir şey görmedim. Ondan bana hatıra kalsın istedim, o yüzden aldım. Hepsi bu. Tamam kızım, hadi biz gidelim. Hadi, hadi. Yalan söylüyor. Nedir şu CD meselesi, anlatmayacak mısınız? Sen konuş şunlarla Feride. Oh be! Vallahi insanın evi gibisi yok Mesude. Dün de yetim gibi taksilerde yatırdın beni. Vallahi billahi. Sürüm sürüm süründürdün şu adamı canım. Bak seni affettim diye eski halime döneceğim sanma. Gururumla, izzeti nefsimle oynamak yok. Tamam uzatma. Kız Mesude, benim ceketi hastanede falan unutmadık değil mi? Yok yok, burada. Mesude, bak ne diyeceğim. Ben eşyalarımı yerleştirirken sen de bana bir süzme mercimek çorbası yapıver. Vallahi billahi burnumda tüttü kız. Hem de senden bile fazla tüttü canım. Aşk olsun Kemal. İyi hadi yapayım. Mesude, dilim damağım kurudu karıcığım. Bana soğuk olmayan bir su alıp geliversene kantinde. Polise götürmediniz ki önce, anlamadım. Ama içinde bir şey var mıydı yok muydu bilmiyorduk ki Feride Hanım. Bir şey olmasa bu kız bu kadar tedirgin olur muydu Eylül? Ne olabilir ki? Ben de bilmiyorum. Kestiremedim. Kesin bir şey vardı o CD'de.
Bu ne ya? Kamera görüntüsü bunlar. Allah Allah. Eylül film diye böyle şeyler mi seyrediyor acaba? Allah Allah. Hepsi kamera görüntüsü bunlara. Sayın seyirciler. Nazan Hanım bu. Vallahi Nazan Hanım. Bak, 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 bak. Nazan Hanım'a bak sen.